Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün iki tane pat geldi. Bir tane testere, bir tane de türban. Şu anda saat 2:21 geçiyor. Şu anda çarşambaya kargo için yoldayım. Neden diyorsanız, yeni bayi olduğum yerden kargo sipariş vermiştim. Kargo ile gelmiş, onu alacağım. Bugün zaten cumartesi. Almasak kargonun geri gitme ihtimali vardı galiba. Her neyse ki bugün gelen Antor 17HP mi 14 mi 15 mi ne, yanında balans motoru var, hangisi ise tam göremedim. 610 galiba. Evet, 610 olmalı. Söktük. Arıza sebebi ise Kenan Göz diye kardeşim söylemiş, hacıdan yazmış. Üst yağ kapağının oraya doğru yağ atıyor dedi. İlk baktığım zaman flanş cuntasının kaçırdığını tespit ettim. Flanş cuntas derken kasnağın arkasında yatak oluyor. Onu çevreleyen kapağı diyorum. Yani motorun ön kapağı da diyebiliriz. Neyse ki söktüm onu. Conta patlamış, atmış dışarıya. Sonradan da zaten onun gibi motorlara pek conta olmuyor buralarda. Genelde buralar 12 HP oluyor. Takvim kartusundan conta kestim, taktım. Önce kapağı yerine oturturken arada boşluk oluşuyor. Hayret bir şey ya. Neyse, sıktım vidaları, baktım krank sıkışıyor. Söktüm. Arkasına iki kat daha conta koydum. Yine krank sıkıştı. Ondan sonra söktüm, bir daha ekledim. Krank yine sıkıştı. Ondan sonra söktüm, bir daha ekledim. Bu sefer yine krank sıkıştı. En sonunda zaten az bir şey dönüyordu ama tam sıkınca, iyice sıktığın zaman krank sıkışıyordu. Bir conta daha yaptım. Sorun bitti. Yani motoru ikinci el almışlar, termeden, bilinden ikinci el. Tabii şimdi bu motorun eğer orada krankın kapağı, flanş kapağını sıkmış olsalardı motor zaten çalışmazdı, dönmezdi. Marş bastım basardı, motor döndüremezdi. Ama o sıkışıyor diye cıvataların bazen gevşetmişler. Gevşetince de motor çalışıyor, normal bir şey, sıkıntı olmuyor. Buraya kadar da gelmiş zaten. Alalı da 4-5 ay olmuş. Çok az kullanıyormuş. Genel 4-5 ay olduysa, bir de İstanbul'dan yeni gelmiş. Pek aklında fikri yok. Bana sorsalar zaten 12 HP önerirdim ama onların orada ağaçlı rampalar var diyor. Ondan ona almışlar. Bir de ucuzmuş. Çok zorluydu ya, bayağı zordu. İyi ya, ona yatak yapmışlar, yatağı değiştirmişler. Bari yatağı orijinal mi taktınız, aynı mı taktınız, yoksa 12 HP'nin yatağını mı taktınız? Buna niye dikkat etmiyorlar? Sorun o. Tamam da bunu cıvataları gevşettin. Gevşettiğin zaman arkadan zaten yağ kaçırır. Sen ustasın, sen neden bunu böyle yine teslim ediyorsun müşteriye? Artık ben de bayağı uğraştım. Yatağı çakan kimse aynı yatağı çakmaya dikkat edecekti. Aynı genişlik mi diye. İyi, yatağı çakan başkasıysa bari o flanşı takan kişi niye dikkat etmiyor? Her neyse arkadaşlar, kargoyu alacağım. Bu aralarda inşaat, neyse şimdi kaçta, yüzde kaç bitti diye sorarsanız, İnşaat %30 gibi bitmiştir.
%30 gibi, daha kalan yani daha çok var diyebilirim. Bu yüzden arabayı da satmayı düşünüyordum. Yani ben doğal biriyim. İçimde ne varsa size yansıtacağım. Yalan bana söylemeye gerek yok. Ben de neyse, arabayı da satacaktım. Önceden de satacaktım ama o zaman ihtiyaç kredisi almıştım acil olarak. Onu aldım, onu da kullandım bazı miktarların. Bir de çalışıyorum zaten, oradan da harcıyoruz. Bir yandan harcarken bir yandan dükkanda stoku korumanız lazım. Yoksa parça sıkıntısı olabilir. Orayı geçtik. Şimdi bu arabayı satmayı düşünürsem, şimdi bakın nereye gidiyorum. Ben malzeme almaya gidiyorum. Malzeme işlerinde bana araba çok lazım olacak. Önceden babamın kine alacaktım ama daha çok artmaya başladı malzeme. Mesela kargo buraya gelmiyor. Gelen kargoları almak zorundasınız. Değil mi? Her neyse, bunu da aşarız inşallah ama bir de kredi çekmeyi düşünüyorum. Esnaf kredisi, faizi düşük olur o da. Bankalar zaten yüksek faizler veriyorlar. İnşallah esnaf kredisi çekince dükkanı daha hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Yerimize de yerleşince güzel bir bayi olur inşallah. Ama şuraya da gelelim. Borat FVS yardım ederdi falan soruları olabilir. Ya onlar zaten yardım desteğini yaptılar. Ürünlerini veriyorlar ama şu ana kadar bir şeyi kabul edemedim. Aldığım ürünleri ödemeye çalıştım. Ödedim de inşallah bundan sonra da öderim. Sahibi diyor ki, kendisi çok iyidir, iyi anlaşabiliyoruz, diyor ki biz bu yolda yardım edelim, destek olalım. Eğer desteği istersen hemen arayıp bana bunu söyleyebilirsin diyor. Gerçekten de güzel, gerçekten de iyi bir şey, iyi bir yardımcı olmaya çalışıyor ama beni bilirsiniz, kolay kolay yardım kabul etmeyen biriyim. Kolay kolay. İşte neyse, kanalımda da bir aralar yardım etmeyi istemiştiler, biliyor musunuz? Hani katıl butonu yapıp da destek olalım demiştiler. Ben de kabul etmemiştim. Ama yine bunu ısrarla çok istediler. Ben de anket yaptım. Açık ara fark olmayacağı bunu rafa kaldırdım. Şimdi Bolat firması gerçekten bana bayir, işime yarar, yararlı olur. Teklif ettikleri için de çok teşekkür ederim. Doğru bir süreç olacak ama bakacağız işte. Bu ara 5 tane tırban sattım. Henüz diğer ürünlerden henüz alanlar olmadı. Testere, dal budama filan fındıktan sonrayı satılabilir bunlar. Şu anda tırban sezonu olduğu için daha çok tırban gidebilir. 4 tane sırt tırbanı, 1 tane de yan tırbanı gitti. Bir de 1-2 tane de sipariş var. Yani 570 yerine 520 tırban isteyenler var. Onları da inşallah karşılarız. Hayırlısı bakacağız. Bu ara bizim simitçi de geliyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bakın az önce çarşambaya gidip kargoyu alıp geldim. Bakalım neler var içinde. Vallahi hatırlamıyorum ama Bolat'tan sipariş ettim. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım nelerdir. İstediğiniz parça. Belki doğrudan, belki anında, belki de fazla erken geliyor. Diğer siparişler de var diye. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Bakın bu neymiş. Buna bakalım ne diye. Hemen size yakından görüntü vereyim. Evet.
silindir gelmiş. Bunlar şeylerin 44 mm yani 620 galiba. 520 olacak işte. 520 tırbanlar için Beybolat'tan sipariş verdim. Yani çünkü onların motorları gelecek bana. Ben de parçalarından olmasını bizzat istedim. Bu kaç mm? Bu da silindir ama yazmıyor. Kaç mm diye bakayım. Onlar al demediler. Ben alıyorum. Neden alıyorum? Çünkü sattığınız ürünlerinin parçası mutlaka bulunmalıdır. Bu çok önemlidir. Bu şekilde markalar veya sattığınız ürünlerin modeli başarıya gidecektir. Evet, başka ne var? Burada bir kutu daha var. Bakalım ne istemişim. Özellikle de Bolat Atak'ın silindiri, pistonu bende var bunlar. Çünkü Bolat Atak satıyorsan bunun silindirini, pistonunu da bulunduracaksın. Bu ise yani sadece marka Bolat olmasa da Türkiye'nin birçok yerinde bundan bulabilirsiniz. Bakın bu da şey starteri. Neydi ya? Bolat'ın FM20 starteri. Onu da bulunduruyorum yanında. FM20 buralarda var. Buralarda sıkıntı olmasın diye starter bulunduruyorum burada. Çünkü hem servisim hem bayiyim. FM20 satmadım ama başka satanlar var. Müşteriler mağdur olmasın diye yanımda FM20 starterleri bulunduruyorum. Bu da ikinci starter. Bakalım başka ne olacak. Yalnız kabze istemiştim. Bu yanlış gelmiş. Kabze istemişken tamamı parçaların yani kablolu halatlı bir şekilde gelmesi gerekiyordu. Bu sade gelmiş. O zaman bunun sade halatlarını da istemek gerekiyor. Benim istediğim gibi gelmemiş bunlar bakın. Ama yine de işe yarayacaklardı. Bunlar da bir yere ayırayım. Yine silindir yine. Bu da aynıdır bence. Bunlar ayrıca Çin motorlu tırbanlara doluyor. 44 milimetrelere. Burada da conta takımlar gelmiş. Silindir conta takımları. Burada ise motorun pistonları gelmiş. Set deyince set pistonu vs onları silindirin içine göndererek silindirin içine koyarak gönderseler daha iyi olur. Silindirin içinde set halinde segmanları ile gönderilebilir. Bu şekilde daha iyi olur. İnşallah ileride de bu şekilde yaparlar. Bunlar pistonları 44 mm'lik. Artı diğer yandan da darbudama karbüratörleri gelmiş. Darbudama başka çeşit yok galiba. Her neyse diğer başka parçalar da var, onları da göstereyim. Bunlarda daha önce sipariş verdiğimden Dip Bolat Atak'ın baratları bunlar. Hava fitness seti var, komple almıştım. Bu da Bolat Atomların debriyaj baratası, yağlı tip debriyaj baratasıdır. Artı bir de darbudamanın starteri var bakın. Starterini de eksik etmedim. Daha önce sipariş verdiğim bir diğer yedek parçalarda mazot pompaları. 6-7 HP'ler için mazot pompası. Enjektör bu da. Enjektör 2 tane, 3 tane enjektör var. Bu da 6 HP starteri. Bu 7 HP starteri. Bu da FM20'nin debriyaj balatası.
önceden beri bulunduruyordum. Bu da baskısı SM20 baskısı, debriyaj baskısı. Bu baskıları zamanla geçtikten sonra balataları başka bir marka yapacakmışlar. Daha kaliteli yapılacakmışlar. Ama 3 yıldır burada, yani ne diyeyim, ben 10 yıldır buradayım. Burada birkaç tane pat pat var FM20 debriyaj baskısı, ardesine henüz rast gelmedim. İlk çıktıklarında bir tane değiştirmiştim. Ondan sonra hiç çıkmadı. Bundan sonra bu balatalarda bir yılı aşkın bende bulunuyor. Halen de balata arızası çıkmadı. Evde kalmış bunlar o zaman. Her neyse, yukarıda Bolat Atom'un silindiri, pistonu var. Bolat Atom, Atak'ın, Atom değil, Atak Tırban'ın silindiri, pistonu var. Her neyse, bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.